Şubat ayı başında Amerika Birleşik Devletleri üzerinde uçan ve Çin'e ait olduğu belirlenen casus balonla ilgili Amerikan basınında yeni iddialar var. Balonun Pekin'e gerçek zamanlı veri ilettiği öne sürüldü. Amerikan Savunma Bakanlığı ise aldıkları önlemlerle uydulardan toplayabildiklerinden fazlasını ele geçirmelerini engelledik açıklamasını yaptı. Şubat ayı başında Amerika'nın gündemine oturmuş, televizyon kanalları saatlerce canlı yayın yapmıştı. Çin'e ait olduğu belirlenen casus balon, Amerika'nın kritik tesislerinden istihbarat topladığı iddiasıyla savaş uçakları tarafından düşürülmüştü. Şimdi Amerikan basını o balonun gerçek zamanlı olarak Pekin'e veri gönderdiğini iddia etti. NBC News'un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre balon fotoğraf çekmedi. Bunun yerine elektronik sinyalleri topladı. Amerikan Savunma Bakanlığı ise balonun Pekin'e veri gönderip göndermediğini doğrulamadı. Konuyla ilgili FBI incelemesi sürüyor denildi. Pekin'e geri iletim yapabildiklerini söyleyemem. Sadece bu noktada bu tür bilgilere sahip değilim. Bu teyit edilmedi. Bildiğimiz şey bu balonun amacının gözetleme olduğu ve uygulamaya koyduğumuz önlemlerle hassas sitelerimiz üzerinden toplayabildiklerini kısıtladık. Balonun hangi askeri tesislerin üzerinde uçtuğunu söylemeyi reddeden sözcü Sabrina Singh, balonun manevra yapabildiğini ve kasıtlı olarak bir yolu takip edebildiğini biliyoruz dedi. Çin ise iddiaları reddetti. Çin sivil insansız hava aracının ABD hava sahasına girişi mücbir sebeplerden kaynaklanan tamamen kasıtsız, beklenmedik ve münferit bir olaydı. Çin bu olayın çarpıtılmasına, abartılmasına ve siyasi manipülasyona kesinlikle karşı çıkıyor. Yaklaşık 60 metre boyunda olan balon 4 Şubat'ta bir Amerikan savaş uçağı tarafından Güney Carolina kıyılarında vurularak düşürülmüştü.